Arkadaşlar, hız sabitlenicimizi çalışmamasının nedeni, başta nedeni, şimdi şu kapağı söktük, şu alt rafı. Arkadaşlar biraz güneşli olduğu için şey yapamıyorum ama alt rafı söktük. Alt rafı söktükten sonra hız sabitleyici sensörümüz işte arkadaşlar. Switch'imiz bu. Bunu da nasıl söküyoruz? Arkadaşlar ben size bunu sökmeye gösterivereyim. Şimdi ince tornavidamızı alıyorum. Yani. Arkadaşlar öncelikle bunu nasıl söküyorsunuz derseniz önce ona gelelim. Şimdi yan kapağı çıkarıyoruz. Yan kapağı ne oluyor? Yan kapağı çıkarıyoruz arkadaşlar. Şu yan kapağı şurada tırnaklı. Şu tırnaktan. Bak tırnaklıdır bu yan kapak. Şurada tırnaklar vardır. Soran arkadaşlar için söylüyorum. Buralarda geçmedir. Tamam mı? Arkadaşlar geçmedir buralar. Bu kapağı çıkarttık. Sonra göğsümüzde bundan şu kapağı da çıkartıyoruz arkadaşlar. Şuradaki tırnaklıdır bak şu şekilde daha da gözüktüğü gibi. Haliyle biraz güneş yansıması oluyor çekimlerde. Bu iki. Tamam mı? Şeyimizi de sökerken buradan bunu sökerken yapacağımız işlem şu. Şunu parkma konumuna getirip düğmeyi bastırıyoruz. Bakın. Düğmeyi bastırıp kilidi çekiyor bak. Bakın arkadaşlar. Şimdi park konumuna getirdim. Düğmeyi bastırdım mı? Kilitliyor. Bunu bu şekilde kendinize çekeceksiniz. Bakın arkadaşlar. Bunu bu şekilde park konumuna düğmeyi bastırıp bakın şu düğmeyi bastırıp sola doğru vurmanız. Sola doğru vuracaksınız. Ondan sonra ha, çıkaramadınız çıkmıyor. İçeri kaçtı. Şuradan bir tane tornavideyi takıp geri ittirivermek. Bu da tamam. Şimdi bir tanesi şurada. Şu altta yani o rafın şurasında civata var. Bir. Nasıl söktüğünüzü derseniz rafı. Şimdi bir tane bakın şurada var. Güneş yansımasından şey yapamıyorum. Bir tane burada var. Üç tane de altta var. Bakın üç tane de altta var. Rafı çıkarttık. Çıkarttıktan sonra debriyaj müşürüne ulaşmak için İşte arkadaşlar debriyaj müşürümüz. Şimdi debriyaj müşürümüzü nasıl söküyoruz? Bakın önce şu soketi çıkarttım. Soket çıktı. Şimdi arkadaşlar debriyaja bastıktan sonra ey! Ne oldu? Az kaldı. Bir dakika. Evet. Şunu şu şekilde çekiyoruz. Çektikten sonra şuradaki tırnaklar kurtulacaktır. Ha, bak cırt diye içine gidiyor. Bakın şimdi bak tıkırtıyı duydunuz. Sonra o plastiği çekeceğiz. Tabi. Biraz daha. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi bunu bu şekilde
Tamam mı? Sonuna kadar çektik. Şu parçaya. Siyah beyaz parça arkadaşlar. Sonra orada kırmızı bir parça var. Bak çıktı. Bakın. Bunu da çektikten sonra tırnağa tık diye çıkıyor. Ve sensör geldi elimizde. Buyurun. Aynı şeyi de takarken sensörümüz yine sokete sola bakacak. Tırnaklıdır zaten, yuvasıdır. Bunu oturtturduk. Kırmızı basıyoruz. Debrajı bırakıyoruz. Çıt çıt çıt. Kendine o kurumasını kendi yapıyor. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde sökülüp takılıyor. Bu da sizler için yaptım. Soketin de yerine geri takıyorum. Soketin tırnağı vardır. Başka türlü oturmaz. Tık. İşlem bitti. Ve diğer videomuzdaki ikinci videolardaki şeyi de diyemedim. Videoyu da birleştireceğim. Onları size grupta paylaşacağım ki bunun hassas ayarlarını yaptınız mı? O ince tırnaklar var. Şu kapağın arkasında. Arkadaşlar. Şu kapak. Bakın. Şu kapağın arkasında şu kapak çıkıyor. İnce, çok ince kılcaldır tırnaklar var. İkinci videoda göreceksiniz. Onları hafif gresleyin. Hafif ayarlarını yapın. Çalışıyor. Hani sensörün bozuk olması, şey olması sıkıntı değil. Sadece kurmasını sonuna kadar çekin. Debrajı bıraktınız mı? Debraja göre kendini ayarlıyor. Ondan sonra debrajınız, hız sabitlemeniz bu şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Daha da paylaşımlar yapacağım. Arka şey uygulamamızda diyemedim. Rüzgarlık uygulamamızda yaptık aracımıza. Evet. Rüzgarlıklarımızı da yapıştırdık. Tabii ki aralarına ben fotoğraflarını da paylaşacağım. Bunlar çift taraflı yapıştırma. Uçlarına ben birer ince ince tereson koydum. Tereson koydum ki yolda kalkıp gitmesin diye. Buralara tereson koydum aralarına. Mesela ucuna biraz koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi hız sabitlemedeki debriyaj müşüründeki arıza ben çıkarttım. Aşağıdan çıkartmak için öncelikle şu kırmızı, tabii şu iki tırnağı var. Bu kırmızıyı şu şekil öne çekiyoruz aşağıda. Sonra bu tırnakları, şu tırnaklar var. Debriyajın üstünde bunu bu şekilde bastırıp geri çekiyoruz. Arka kapağını da açtım. Şimdi hız sabitlemenin debriyajdaki şu olay. Bakın arkadaşlar. Bir saniye. Ben şunu takmıyorum. Mahsus. Burada da bir şey göstereceğim. Şu olay. Bak. Şu olay. Tamam mı? Debriyajın. Şu bak. Kısaldı pim. Pim kısaldı. Bakın şimdi asılıyorum. Pim uzadı. Bu ayar var. Bu ayar düştüğü zaman bunu çekin. Arkadaşlar bakın. Düştü. Bakın. Çektim. Düştü. Çektim. Düştü. Arkadaşlar bakın. Bunu farkındaysanız. Bir de hassasiyet ayarı olarak şurada iki parça var bakın. Yaklaştır kızım. Bakın şu parça. Heh, bak. Şunun arasını hafif temizleyin. Tamam mı? Hafif şunları ben şöyle birbirlerine biraz yaklaştırıyorum. Fazla ayarını bozmadan. Bunu bu şekilde tabii şu aralarını ben zımparalım temizledim. Bu şekilde dur kızım zorlanmadın fazla. Heh, bu şekilde bakın yakın. Yani şunu da çıkarttığım gibi geri takıyorum. Bunun şurada bakın şu ortada size göstereceğim. O tırnaklar şurada yerler var. Görüntümüz niye netleşmedi? Ha, bakın şurada iki tane yere denk geliyor. Şuraya. Şu tırnaklar. Arkadaşlar. Hatta pardon. Şuraya denk geliyor. Şu iki yere denk geliyor. Bakın arkadaşlar. Şunla şuraya. Bununla buraya denk geliyor. Şu şu tırnaklar. Tamam mı? Bunları buraya bu şekilde takıyoruz. Şurada işte şu ayarı
bozuk diye şey yapmayın. Bozuk değil. Tamam mı? Sadece bir ayarı var. O ayarından dolayıymış. Ben çözdüm. Şimdi kapattım ve debriyaj müşürümüz şu an çalışıyor. Ha, şu düşüyor. Bunu geri çekivereceğiz. Bakın. Düştü. Debriyaj müşürü çalışmaz. Ama bunu geri çekersek debriyaj müşürü çalışıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler. Şimdi şuradan şurayı kestim. Tamam mı? Şurayı kestim. Şu kadar tereson geldim. Şuradan kestim tereson. Geldim içinden taraf, çift taraflı yapıştırdım. Şuradan kestim tereson. Şuraya kadar kestim tereson. Böyle 5-6 yerine parça parça, bir de şu uçlara, şu uçların arkalarına, ondan sonra arkaya da şu ucun arkasına incecik tereson koydum ki kalkmasın diye rüzgardan. Bu şekilde uygulamamıza devam ettik. Şimdi evet, bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz.